Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Bugün yine sizlerden gelen çok önemli sorulardan birini açıklamak istediğim için bu videoyu çekiyorum. Özellikle bağışlama sözleşmeleri ile ilgili birçok sorunun olduğunu anlıyorum gelen sorulardan ya da baktığımız davalardan. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kısaca bazı önemli noktaları, özellikle gayrimenkul bağışlama sözleşmelerine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulmak istiyorum. Öncelikle bağışlama sözleşmesinin hukuk fakültesi öğrencilerinde bile bazı yanılgıya düştüğünü söyleyerek başlayalım. Bağışlama bir sözleşme. Yani bir tarafın bir öneride bulunduğu, karşı tarafın da bunu kabul ettiği bir sözleşme. Ama tek yanlı bir irade beyanıymış gibi algılanıyor ki bu tümüyle yanlış, adı üzerinde sözleşme. Yani dolayısıyla bu sözleşmelerin sadece kişilerin tek yanlı irade beyanıyla oluşmayacağını baştan söylememiz lazım. Burada acaba tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme olması nedeniyle mi karıştırılıyor diye sorduğumuz, evet, bu bazen bu nedenle karıştırıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla karşı tarafın kabulü olmadan bir bağışlama sözleşmesinin yapılması mümkün değil. Peki bu bağışlama sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu'nun özel hükümler çerçevesinde düzenlenmiş 285 ve devamındaki maddelerdeymiş, ama burada özellikle bağışlama sözleşmesi yapacak kişinin ehliyeti çok önem arz ediyor. Bağışlama sözleşmesi tam ehliyetlilerce yapılabilen sözleşmelerdendir. Özellikle kısıtlı kişilerin bağışlama sözleşmesi yapıp yapamayacağı, yasal temsil ya da vasilerinin izni olsa dahi yapıp yapamayacağı bazen sorulur. Yasal vasilerinin izni olsa dahi bağışlama sözleşmeleri yapamıyorlar. Bu da önemli bir nokta. Bunun dışında bazen yine çok sıklıkla sorulan sorulardan biri: ya biz bu bağışlama sözleşmesini yaptı benim babam, ama bu bağışlama sözleşmesiyle birlikte neredeyse biz çok fazlasıyla bir yoksulluğa düşeceğiz. Bu yoksulluk çerçevesinde de biz bu sözleşmeyi iptal ettirmek istiyoruz ve hatta babamın yaptığı bu işlemleri daha da sıklaştırmasın diye kısıtlamak istiyoruz diye soruluyor. O zaman siz bu bağışlama sözleşmesinden sonra açacağınız, bir yıl içerisinde açacağınız savurganlığa dayalı kısıtlama talebiyle bu sözleşmeleri iptal ettirebiliyorsunuz. Bu da önemli bir nokta. Çünkü evet, gerçekten bazen insanların ellerinde hiçbir şey olmamasına rağmen bir hastalık düzeyinde savurganlığa sahip olmaları nedeniyle kişiler fiil ehliyetleri kısıtlanabiliyor. Bunlar da yine bağışlama sözleşmeleri tabii ki bu nedene dayanarak iptal ettirilebiliyor. Bunun yanında bağışlama sözleşmelerinde acaba bu bağışlama sözleşmesi örneğin bir taşınmazın bağışlanması durumunda tapuya şerh ettirilebiliyor mu? Bu önemli bir nokta. Özellikle bazı şarta bağlanmış sözleşmelerde, bağışlama sözleşmelerinde bu şerhin olup olmayacağı da yine sorulan sorulardan biri. Evet, taşınmaz bağışlama sözleşmelerinde eğer bir koşul öngörülmüşse, yani herhangi bir durumun gerçekleşmesi sonrasında bir devrin söz konusu olacağı söylenmişse, bu tapuya şerh ettirilebiliyor. Bu da tabii ki üçüncü iyi niyetli kişilerin haklarını korumak için önemli. Bu da yine yapılması gereken ama çok fazla bilinmeyen hususlardan biri. Bunun dışında bağışlama sözleşmeleri tabii ki bazen koşula bağlanabileceği gibi bazen koşulsuz da olabiliyor. Yani eğer işte okulunu bitirirsem bu evi devredeceğim gibi ya da belirli bir başka koşulun öngörülmesi gibi sözleşmeler olabileceği gibi, herhangi bir sözleşme ya da bir koşul öngörülmeksizin de bağışlama sözleşmeleri yapılabiliyor. Bu bağışlama sözleşmelerinde özellikle bağışın yapılmasından sonra bu sözleşmenin iptali olabilir mi olamaz mı gibi çok fazlasıyla dava konusuyla karşılaşıyoruz. Evet, olabiliyor, ama şartları oluşmuşsa oluşur. Yani siz birine bir evi bağışladınız, bu bağışı daha sonra iptal ettirmek istiyorsunuz. Öyle kafanıza göre aslında iptal ettiremiyorsunuz. Bazı şartların oluşması gerekiyor. Nedir mesela bu şartlar? Eğer siz kendinizin bu bağışlama nedeniyle çok ciddi bir yükün altına girmişseniz ve bu yükün nedeniyle kanunda tanımlanan kişilere bakma yükümlülüğü, yani nafaka yükümlülüğü içerisinde bulunduğunuz çocuğunuza, eşinize bakamayacak duruma gelmişseniz, bu bağışlama sözleşmesi iptal ettirilebiliyor. Ya da bağışladığınız kişinin size
bir suç işlemesi durumunda da kesinleşmiş bir suçun olması lazım tabii ki. Bir yaralama, bir adam öldürmeye teşebbüs gibi bir suçla karşı karşıya kalmanız durumunda da yine bu satış, bu bağışlama sözleşmesini iptal ettirebiliyorsunuz. Bunun yanında örneğin iflas etmişseniz de yine aynı şekilde bağışlama sözleşmesini sona erdirebiliyorsunuz. Ama bu gibi nedenlerle bağışlama sözleşmesini iptal ettirmek isterseniz burada çok önemli bir süreye dikkat etmeniz gerekir. Yani biraz önce bahsettiğimiz nedenlerin oluşmasından sonra bir yıl içerisinde siz bağışlama sözleşmesinin iptali için mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Eğer tabii ki bunu ifa etmişseniz, eğer sözleşme gereğince ifa etmemişseniz, sadece bir söz vermişseniz bunu yine geri alabiliyorsunuz. Yine kanunumuzda bir yıllık süre var ama taşınmaz satışların, taşınmaz bağışlamalarında bu sürenin uygulanmayacağı, zaten uygulanamayacağı. Çünkü tapuda tescille artık bunun oluşması sebebiyle çok mümkün değil. Biz ifa edilmiş bağışlama sözleşmelerindeki koşullara baksak bence yeterli olacaktır. Bu hususu değerlendirdikten sonra siz bir yıl içerisinde bu davayı açtınız ve gerekçelerinizi de belirterek bağışlamadan geri döndüğünüzü söylediniz. Bunu yapabiliyorsunuz. Ya da mirasçılarınız da bu yola başvurabiliyorlar. Onlar için de bu süre önemli bir süre. Bu da çok sıklıkla açılan davalarda gördüğümüz bir hata. Mirasçılar da murisin, yani bağışlayan kişinin ölmesinden sonra o gerekçeleri öğrendikleri andan itibaren sürelerinin başladığını unutmamamız lazım. Yani örneğin çok ciddi bir külfete girmiş ve artık iflas noktasına gelmiş bu bağışlama noktasında, ya da bakım yükümlülüklerini yerine getirmemiş ama yine de 10 tane dairesini birine bağışlamış. Siz mirasçılar olarak bunu iptal ettirmek istiyorsunuz. Murisin bu bağışlama iradesinin aslında nafaka hükümlerini çok ciddi anlamda sıkıntıya soktuğunu iddia ediyorsunuz. Bunu da Muris'in ölümünden ve tabii ki o nedeni öğrenmenizden itibaren bir yıl içerisinde açacağınız davayla sağlamanız. Bu sınırlı nedenler gerçekleşmeden sizin bağış sözleşmesini diğer sözleşmelerde olduğu gibi iptal ettirmeniz mümkün. Acaba bağışlayan kişi bağış sözleşmesi nedeniyle ayıba karşı ya da zapta karşı tekefül, yani sorumlulukları var mı diye hemen bir başka soru aklımıza gelebilir. Yani şunu söyleyelim. Örneğin sizin bağışladığınız taşınmazla ilgili çok ciddi sorunlar var. Bağışladığın çok ağır hasarlı, bundan kaynaklı uğradığınız bir zarar oluştu. Bağışlayan kişiye siz dava açabilecek misiniz? Burada kanunumuz diğer satış sözleşmelerinden, yani tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden farklı olarak ağır kusurun ya da kastın olmasını arıyor. Hem zapta karşı tekefül yükümlülüklerinde hem de ayıba karşı tekefül yükümlülüklerinde bağışlayan kişinin mutlaka ağır kusurunun ya da kastının olması gerekiyor ki onun sorumluluğu çerçevesinde dava açarak tazminat talep edebilirsiniz. Evet, kısaca bağışlama sözleşmelerinden önemli gördüğüm hususları aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir başka videoda gayrimenkul hukukuna ilişkin ya da tazminat hukukuna ilişkin başka konuyu aydınlatma şansımız olur. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.